öncelikle bu güzel günde sizlerle beraber olmak, muhtarlarımızla birlikte olmak, kadın ve erkek muhtarlarımızla bir arada olmak ve bu mübarek günde sevaplarımızın inşallah yazıldığı, ibadetlerimizin kabul edildiği bir mübarek günde birlikte olmak benim için ne ifade ettiğini kelimelere dökmem mümkün değil. Bu programda beni sizlerle buluşturan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve onun mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olduğum için de duyduğum heyecan, mutluluk anlatılır değil. Çünkü ben muhtarlığı hep bambaşka bir tarifle tarif etmişimdir. Rahmetli eniştem, teyzemin eşi muhtardı. Bir köyde büyüdüm. O köyün her şeyi muhtardı. Babamın yeğeni muhtardı. Ve ister köyde ister mahallede muhtar dediğiniz zaman 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 gidip derdinizi anlattığınız, zaman zaman gidip bakkaldan veya herhangi bir yerden alacağınız bir malzemeyi, bir gıdayı eğer imkanınız yoksa gidip onun üzerinden temin ettiğiniz, muhtarın üzerinden temin ettiğiniz o mahallenin bütün insanlarını tanıyan, bütün gençlerini tanıyan, bütün ailelerini tanıyan ve o ailelerdeki sorunların çözümüne katkıda bulunan, kim evine gece bir şey, akşamüstü hangi ailenin reisi para getiremedi, hangi ailenin ihtiyacı var onu bilen ve bir milletvekilinden daha fazla oy alarak seçilen, hem milleti hem devleti temsil eden kişidir muhtar. Şimdi iki genel başkanımız konuştular ama ben hem eski bir İçişleri Bakanı olarak hem de o muhtarlığın gençliğinde, çocukluğunda ne manaya geldiğini bizzat tecrübe etmiş bir kişi olarak konuşuyorum. Şimdi esas mesele ne? Para düzeltilir. İmkanlar sağlanır. Her şey olur. Ama esas mesele muhtarın demin saydığım bütün özelliklerinin ortadan kaldırılmasıdır mesele. Bunun anlamı şu: bir milletvekilinden daha fazla oy alarak seçilen muhtar kendini seçenlere hesap verir, onların arkasında durur, onların her şeyini bilir. Bunu bilen muhtar o mahallede sığınmacı kaç kişidir bilir. O mahallede uyuşturucuyu kim satıyor bilirdi. Gençleri nasıl koruyacağını bilirdi. Karısına veya ailesine şiddet uygulayan adamla nasıl konuşulacağını bilirdi. Esas mesele bunlar elinizden alındı. Esas mesele o garibana el uzatan, el olan, seçilmiş, milletin iradesiyle seçilmiş, aynı zamanda devleti temsil eden fakfuk fon nedir? Fakfuk fon bizlerin hepinizin vergileriyle oluşup vatandaşa onun eksiğini, gediğini gidermek üzere tahsis edilen bir kaynaktır. Kaymakamla beraber sizdiniz. Şimdi bir siyasi partinin, yani AK Parti'nin mahalle temsilcisi sizin yerinizi alsın diye yapıldı bütün dümenler. Bu dümenleri çözeceğiz biz. Asıl mesele budur. Para en kolayı. Ne enteresan. Ben bakandım. Gene böyle sizin konumunuzda olan ağabeyleriniz gelmişlerdi ziyarete.
Benden istedikleri yeşil pasaporttu. Hey gidi günler, hey! O gün milletin oylarıyla seçilmiş, o seçilmişliğin saygısını gören muhtar, bugün bütün yetkileri, bütün iletişim kaynakları elinden alınmış, o verilen bütün oya, o büyük oya rağmen etkisiz hale getirilmiş bir millet temsilcisidir. Yani bizim yapmamız gereken ve yapacağımız şey şu: elbette ekonomik olarak her türlü eksiğin gediğin giderilmesi lazım. Ama Fakfuk Fon'un mahallenizde dağıtımını siz yapacaksınız. Yani Millet İttifakı'nın mahalle mensupları değil, mahalle başkanları değil, siz yapacaksınız. Devletin oluşturduğu milletin parasını millete siz dağıtacaksınız. Birincisi bu. O sokakta, o mahallede kayıt olma zorunluluğu sizin olacak, sizin. Ya gidip nüfus müdürlüğünden kağıt alıp sizi çırak çıkaramayacak hiç kimse. Siz vereceksiniz onu. Çünkü o zaman bileceksiniz harlı mıdır, hırlı mıdır, hırsız mıdır, uyuşturucu satıcısı mıdır. Siz bilirdiniz. İstanbul büyük bir şehir olmasına rağmen 20 yıl evvel bu derece uyuşturucu satıcısı mahallelerde, ara sokaklarda yoktu. Şimdi var. Çünkü sizin elinizden bütün yetkiler alındı. Mahallenizde kimler yaşıyor bilme imkanınız yok. Mahallenizin fakir fukarasının durumunu bilme imkanınız yok. Çünkü o keşmekeş özel olarak yaratıldı. Niye? Çünkü Sayın Erdoğan ve arkadaşları seçilmişleri sevmiyor. Üzgünüm, bunu söylemek zorundayım. Seçilmişi sevmiyor. Büyük oy alarak geleni de sevmiyor. Çünkü tek adam sistemini tercih ediyor. Onun için bakın muhtarla başladı. Bu seçilmişin arkasının boşaltılması muhtarlıkla, muhtarlık kavramıyla başladı, devam etti ve bugün gelinen noktada meclisin kıymet harbiyesi kalmadı. Önce sizle başladı. İşte milletvekilleri eğer o zaman durabileydi, muhtarların elinden birer birer alınan o yetkiler karşısında siyasetin milletvekili ayağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı duraydı, ayağını şöyle yapaydı, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir durumda olmayacaktı. Vatandaş 2017'de bu ucube sisteme oy vermeyecekti. Yani ne demek istiyorum? Bunlar göz göre göre geldiler. Bugünkü bu şartlar göz göre göre geldi ve maalesef gereken direnç, gereken vatandaşımızı aydınlatma yapılamadı. Demek ki zararın neresinden dönülse kârdır. Şimdi bu seçim önemli bir seçim. Bu seçim iki ittifakın birbiriyle mücadele ettiği bir seçim gibi algılanmaması lazım. Beni birçoğunuz eskiden beri tanır. Ben seçmeni veli nimet kabul eden, seçmene ulaşmanın yolunun siyasi partilerin rekabetinin hizmet üzerinden, proje üzerinden olması gerektiğine inanan, kapsayıcı bir dilin olması gerektiğine inanan, taban politikacılığına inanan, o mahalleye gidildiğinde ilk önce muhtarın muhtarlığını ziyaret edilmesi gerektiğine inanan, ikinci uğrak yerinin eczane olması gerektiğine inanan, muhtarlardan sonra da eczanelere yapılmaya çalışıldı aynı şey. Yani o sokağın, o mahallenin insanlarını tanıyan, bilgi sahibi olan hiçbir Allah'ın kulunu bu sistem istemedi. Dolayısıyla kamplaştırmak açısından konuşmuyorum. Ama bu seçimden sonra eğer herhangi bir yanlışlık olursa bir daha parlamenter sistemi konuşacağımız, yeniden, yeni baştan bir sistem kurmaya yönelik söz edebileceğimiz bir düzen ve dönem kalmayacak. Ben özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Bakın, Sayın Erdoğan'ın seçildiğini varsayın, son dönemi.
partisinde kimseyi bırakmadı. Ama o 5 yılın sonunda bu sefer bu ucube sistem devam ettiğinde aynı yetkilerle ve uğranılan haksızlıkların, yapılan yanlışlıkların oluşturduğu bir büyük öfkeli kalabalığın eliyle birisi seçilecek. O kişi dünyanın en iyi insanı olsa dahi o yetkilerle 1 sene sonra kafayı yer. Haftada 36 bin imza atılan bir düzen olamaz. Bir şahıs bir haftada 36 bin imza atamaz. Dolayısıyla AK Partili kardeşlerimin bu seçimde mutlaka bu düzeni, bu ucube sistemi değiştirecek şekilde oy vermesi Türkiye'nin geleceği açısından, evlatlarının geleceği açısından ama özellikle Sayın Erdoğan'ı en çok sevenlerin oy vermesi lazım ki bu sistemin değişmesine Türkiye'nin yeniden düşmanlıkları bir kenara bırakıp barıştığı, sarıldığı ve parlamenter sisteme geçişin olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlü ve itibarlı olduğu muhtarlığın, bakın muhtar demiyorum, muhtarlık kavramının yeniden en güçlü haline geldiği o sistemi kurmak için, inşa etmek için ve Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı o değerlerle barışmak için ve Türkiye'nin nefes alması için elbette 14 Mayıs'ta hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı'nın bünyesinde 2 siyasi parti olarak giriyoruz ayrı ayrı. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri de İyi Parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, onun gönüldaşı olan arkadaşlarımıza bir şey demiyorum. Ama ve lakin özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin İyi Parti'ye oy vermelerini kendilerinden rica ediyorum bu ülkenin nefes alması için. Ve 14 Mayıs akşamı inşallah bu ucube sistemden kurtulduğumuz ve Türkiye'de bir Sayın Cumhurbaşkanımızı teşhi ederek gönderdiğimiz, diğer Cumhurbaşkanımızı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu da buyurunuz efendim diyerek yerine oturttuğumuz bir akşam yaşanacak inşallah. Ama öncelikle sizlerin helal oylarıyla. Tekrar Sayın Başkanım ve muhtarların örgütlerinin başkanlarına çok teşekkür ediyorum, beni buluşturdunuz. Her bir arkadaşıma, her bir hanımefendiye, her bir beyefendiye ve her bir gencimize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Her birinize Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar dilerim.